Hazreti Fatıma ve fedeh konusu. Bu belgelerin içerisinde fedehin Hazreti Fatıma'dan gasp edildiği, Hazreti Fatıma'ya zulüm edildiği, Hazreti Fatıma'ya haksızlık edildiği, ki geçen gün programda bir tanesi de utanmadan yalan söylüyor. Sonradan diyor Hazreti Fatıma'yla efendim birinci halife barıştılar. Yok böyle barışma. Bakın. Hazreti Fatıma'nın evine baskın yapıldı. Bastılar. Hazreti Fatıma'nın evini bastılar. Baskın yaptılar. Sîr-i Nebevî İbn Hişam cilt 4 sayfa 306. İbn Ebi Şeybe El-Musannaf cilt 7 sayfa 432. El-İmamet ve Siyaset Müslim bin Kuteybe Dinori cilt 1 sayfa 12. Tarih-i Yakubi cilt 2 sayfa 123 ve Hazreti Fatıma'nın evine baskın yaptılar. Hazreti Fatıma'nın babasından kendisine kalan fedek hurmalığını gasp ettiler. Elinden aldılar. Müsned-i Ahmet cilt 1 sayfa 9. Buhari Kitab-ül Mevazı cilt 1 sayfa 82. Müslim İbn-i Kutaybe Dinuri El-İmamet ve Siyaset bir sürü kaynak. Geçiyorum bunları. Bakın. Buhari. Buraya dikkat edin Buhari. Yoruldunuz mu arkadaşlar? Bu konu yorulacak bir konu değil, bitiyor çünkü. Bir selamat çevirin. Bu konu elinizde belge olarak kalacak. Hepimizin elinde bir belge, bir kanıt, bir delil, bir kalkan olarak kalacak. Yarın bir yerde konuştuğun zaman hemen aç YouTube'a bunu gösterin. Kardeşim bu cevaplarım burada verilmiş. Bakın Buhari cilt 8. Sayfa 3949 ne diyor? Diyor ki baştan sona kadar okumuyorum hadisi. Böylece Ebu Bekir o mallardan Fatıma'ya herhangi bir şey vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Fatıma bu hususta Ebu Bekir'e darıldı da ondan ayrılıp gitti. Vefat edinceye kadar Fatıma Ebu Bekir'le konuşmadı. Hani barışmıştın? Bunu Buhari diyor, konuşmadı. Geliyoruz bir diğerine. El-İmamet ve Siyaset. El-İmamet ve Siyaset cilt 1 sayfa 32. Kitabın meşhur ismi nedir? Tarihul Hulefa, Halifeler Tarihi. Ne diyor? Süheyl İbn Kutaybe Dinuri. Diyor ki Hazreti Fatıma'nın hastalığı zamanında birinci halife, ikinci halife geldi Hazreti Fatıma'nın yanına. Helallik istemeye gelmişlerdi. Hazreti Fatıma bunlara dedi ki Allah'ı şahit tutarak size soruyorum. Siz babam Resulullah'tan şunu duydunuz mu ki rıza Fatime min rızayı. Fatıma'nın rızası benim rızamdır. Fatıma'nın gazabı benim gazabımdır. Fatıma'yı seven beni sevmiştir. Fatıma'yı razı eden beni razı etmiştir. Fatıma'yı öfkelendiren beni öfkelendirmiştir. Bunları duydunuz mu? Kâle ne'em. Dediler evet duyduk. Semînâhu min Resûlillah. Biz peygamberden bunu işittik. Evet. Fekâlet. Fatıma dedi ki fe inni uşhedullâhe ve melâiketehu ennekuma. Allah'ı ve meleklerini şahit tutuyorum. Ennekuma. Siz ikiniz beni öfkelendirdiniz. Ve mâ arzeytemâni. Beni razı etmediniz. وَلَاِنْ لَقِيْتُ النَّب۪يلَ لَاَشْكُنَّكُمَ اِلَيْهِ Peygamberin yanına gittiğim, peygamberle görüştüğüm zaman siz ikinizi muhakkak ona şikayet edeceğim. Kimdir Fatıma? Rızası Allah'ın rızası, gazabı Allah'ın gazabı olan Fatıma-tü Zehra buyuruyor ki ben sizi babama şikayet edeceğim, sizden razı etmediniz. Bu da bir diğer belge. Sözümüz var. Bizim konuşacak sözümüz var, verecek cevaplarımız var. Tek taraflı konuşmayın. Efendim Hazreti Ebu Talib imansız olarak öldü. Tabii ki. Tabii. İslam'a karşı 21 sene savaşan Ebu Sufyan'la Muaviye mümin olarak ölsün, ömrünü peygambere adayan Ebu Talib Hazretleri de kafir olarak ölsün. Yazıklar olsun böyle bir İslam anlayışına. Hazreti Ebu Talib'in imanına dair Ehl-i Sünnet kaynaklarında bir sürü belge var. Ki açıp dökmüyorum artık onları. Fazla vakit geçmesin diye. Ama işin ilginç tarafı.
Efendim Ebu Sufyan kafir olarak 21 sene İslam'a karşı savaşıyor. Oğlu Muaviye ile beraber. Bunlara nedense toz kondurmayanlar, ömrünü peygambere feda eden Ebu Talib'e bir sürü söz söylüyorlar. Niye? Emevilerin uydurma rivayetlerine dayanarak. Evet. Gelelim bir diğer son dosyamız. Evet. Efendim Şia...